Siz değerli Engelsiz Medya takipçilerimiz, Engelsiz Medya ekibinden Öznur Kırma. Benim bizzat yaşadığım, tecrübe ettiğim bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Peki bu bilgi nedir? Genelde engelli bireylerin sıfır araçlardaki haklarımızı, avantajlarımızı biliriz, genelde konuşuruz. ÖTV muafiyeti, MTV indirimi gibi avantajları. Peki ikinci el araçlarda da engelli bireylerin böyle bir avantajları var mıdır? Bir MTV indirimi gibi. Bunu bizzat yaşadığım, tecrübe ettim, deneyimlediğim için bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, engelli bireylerin de ikinci el araç alımında avantajları vardır. Peki bu avantaj nedir? Nelerdir? Nasıl bir yol izlememiz gerekiyordur? Bununla ilgili size gerek mevzuattan bir özetleme yapacağım, gerek de bizzat kendi yaşadığım o tecrübeyi de anan sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, engelli bireyler de ikinci el araç alabilirler. İkinci el araç aldıklarında da MTV muafiyeti hak kazanmış olabiliyorlar. Peki bu nasıl olacak arkadaşlar? Hemen size mevzuatla ilgili yasal haklarımızdan vakıf olmanız tavsiye ediyorum ve bunu sözlü olarak da sizlere şu an okuyacağım. Evet, Maliye Bakanı'nın Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 21 seri nolu genel tebliğinin istisnalar başlıklı biz istisnaya girdiğimiz için istisnalar başlıklı ikinci kısmının birinci maddesinde sakatlık derecesi %90. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Sakatlık derecesi %90 mağlul ve engellilerin bu durumu tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili vergi idaresine belgelendirmeleri halinde söz konusu mağlul ve engellilerin adlarına kayıtlı tescil edilmiş taşıt, motorlu taşıt vergisine tabi tutulmaz. Evet arkadaşlar, siz %90 engelli, %90 ve üzeri engelli bir bireyseniz ve raporunuz varsa ikinci el aracı alma işlemi için birinci aşamamız da bu yeterli. Hemen diğer bir bilgiyi de aktaracağım. Bu istisnalardan yararlanmak için söz konusu mağlul ve engellilere ait taşıtın özel tertibatlı veya özel tertibata getirilmiş olması şartı aranmamaktadır. Evet, bu da bir avantaj. Diğer sıfır araçlarımızda ÖTV ve MTV alırken de ortopedik engelli bireylerimiz için de özel tertibat olma zorunluluğu vardı. Ama ikinci el araç alacak engelli bireylerimizin özel tertibat şartı aranmıyor. Bu engelli bireyin kendi ortopedik engel durumuna göre, diğer engel durumuna göre, aracı kullanıp kullanamama durumuna göre yaptırıp yaptırmama kendi takdirine kalmış bir durum. Ama yaptırmalarında gerektiği hallerde de bunu bir proje çizdiriliyor arkadaşlar. Çok cüzi de bir rakammış, araştırdım. Bu tertibatı projelendiriyorsunuz. Çizilen projeyle de trafik tescilde kesinlikle bunu tescil ettirmeniz gerekiyor. Eğer özel tertibat yaptırmak isterseniz şart yok. Yine arkadaşlarım, aynı kanunla ilgili Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın 03.07.2007 tarihli Mağlul ve Engelliler İstisnası başlıklı genel yazısının 4. paragrafında der ki, buna göre mağlul ve engellilere ait ilgili sicile kayıtlı ve tescilli taşıtların anılan gelir tebliğde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla kayıt ve tescil edildiği tarih itibari ile motorlu taşıt vergisinden istisna tutulması gerekmektedir der arkadaşlar. Burada da kayıt ve tescil taşıtlarının anılan gelir tebliğinde yükümlülüğü derken şu süreç işliyor arkadaşlar. Burada benim yaşadığım tecrübeyi size hemen kısaca açıklayacağım. İkinci el aracı satın aldığımızda notere devir teslim için araç satış işleminde öncelikle sağlık kurulu raporunuzu da aynı noterden aslı gibidir onaylatıyorsunuz. Maliye aslı gibidir kabul ediyor.
devletten çıktısını ya da sistemden görünmüş olmasını kabul etmiyor. Noter tasdikli aslı gibidir, onayını istiyor maliye. Noterde bunu yaptırıyorsunuz arkadaşlar. Ruhsat değişikliğinizde de ruhsatınızda husisi bölümünüze engelli aracı ibaresini mutlaka yazdırıyorsunuz. Raporunuzda %90 ve üzeri olmalı. Noterdeki bu işlemleriniz bittikten sonra da bağlı bulunduğunuz maliyenin gelirler idaresi, motorlu taşıt vergi dairesine başvuru yapıyorsunuz. Ondan sonra size bir form dilekçe doldurtuluyor. O form ve dilekçe doldurduktan sonra sistemsel olarak sizin artık hiçbir şekilde motorlu taşıtlar vergisi ödemiyorsunuz arkadaşlar. İkincisi, ikinci el araçlarda özel tertibat şartı aranmıyor. Aynı şekilde üçüncüsü de bir araç almak isterseniz, sıfır araç almak isterseniz de evet, bu aracı satabiliyorsunuz. Bu aracı sattıktan sonra sıfır araç almak için de başvuru yapabiliyorsunuz. O hakkınızı kaybetmiyorsunuz. Diğer bir konu da, aracınız engelli aracı olduğu için ruhsatınızda da yer alıyor. Mutlaka bunu da trafik denetleme birimine gidiyorsunuz ruhsatınızla birlikte. Oradan engelli kartı çıkartıyorsunuz arkadaşlar, otoparklarda kullanmak için. Engelli kartınızı çıkarttığınızda da otoparklarda ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Ücretli otoparklarda da her ilin kendine göre işletim sistemi olduğu için, işletme sistemi, saatleri farklı oluyor, ücreti farklı oluyor, indirimli oluyor gibi avantajları da söz konusu. Yani arkadaşlar, belki bu bilgiyi birçoğunuz biliyordur ama ben bilmiyorum. Çok yeni öğrendiğim için edinmiş olduğum bir tecrübeyi de siz değerli takipçilerimizle paylaşmak istedim. Yani bizler ikinci el araç alabiliyoruz, MTB muafiyeti alabiliyoruz, engelli kartı çıkartabiliyoruz, otoparklarımızda kullanabiliyoruz. Özel tertibat konusunda bir zorunluluğumuz söz konusu olmuyor. Aracı da satıp sıfır araç hakkımız da devam ediyor. Onun bir süresi, zamanı, yılı yok. Sıfır araçlarda 5 yıl satılamazdı. Ama bunda öyle bir yıl sınırlaması da yok arkadaşlar. Hepiniz sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun, dostça kalın, bizden ayrılmayın.